Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Merhaba. Merhaba. İyi görünüyorsun. Ya. Gidelim mi? Nereye? Bir şeyler yesek. Aç mısın? Yok değilim. Ya sen? Ben de değilim. Dinle bak. Bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Zaten dinliyorsun. Ne? Ne söyleyeceksin? Şey... Diyecektim ki... Ortalıkta dolaşmayıp... bir arkadaşımın... Evet. Bir arkadaşımın evi var. İstersen oraya gidelim. Şey... Bilmem. Gidelim. Güzel bir yer. Evet. Ben de ilk defa geliyorum. Hayır, yapamam. Ne olur kusura bakma. Affedersin. Seni yarın görecek miyim? Ya sonra? Haftada bir veya iki. Bir saat evvel hastaneden aradılar. ...251 numara lütfen. Efendim? Ne? Artık yoklar mı? Ne zaman? Anlıyorum. Sağ olun. Her gün onu düşünüyorum. Uyumadan önce son defa. Uyanır uyanmaz ilk düşündüğüm o. Sonra Metin. O babamın ölümüyle ilgili bir bunalıma girdiğimi sanıyor. Ama hiçbir şeyim yok benim. Sadece onu düşünüyorum. Ne olur dinle de... Hiçbir şey söyleme. Onaylamayacağını biliyorum. Yanlış bir şey bu. Ama neyi değiştiriyor ki yanlış olduğunu bilmemiz? Aslında aramızda hiçbir şey geçmedi. Öyle olsaydı kendimden nefret ederdim belki. Birlikte olsak bile birbirimiz için yaratıldığımızı hiç sanmıyorum. Merhaba. Hoş geldin. Geciktin. Yorgun olmalısın. Evet, yorgunum. Yemeği ısıtayım. Otur şöyle biraz. Tamam, peki. Çocuklar iyi mi? Hı hı. Asıl
söylemek istediğim bu değil. Bak, bu akşam Ankara işini kabul ettim. Öyle mi? İyi o halde. Senin için de iyi mi? Ne zaman? Hazırlıklarımıza bağlı. Çocuklar için zor olacak. Evet, biliyorum. Biz gelmesek, belki yalnız olmak istersin. Yok, neden? Neden yalnız kalmak isteyeyim? Emin misin? Elbette. Neler oluyor? Neden susuyorsun? Neyin var söylesene? Önemli değil hiç. Önemli değil deyip geçiştirme. Lütfen bir şeyler söyle, yalan bile olsa. Önemli değil dedim. Peki, peki öyleyiz. Yavaş yavaş hazırlanır. Hep birlikte Ankara demek. İyi. Ama yine de seni üzen şeyi öğrenmek istiyorum. Vapurda bir kadına rastladım. Bilemiyorum. Hiçbir şey olmadı. Anlatabiliyor muyum? İlişkimiz de bitti. Zaten onu artık hiç görmüyorum. Ya, hazırlıklar bitene kadar çocukları alıp bir yerlere gitsem. Sonra, sonrasını hep birlikte göreceğiz zaten. Ayıp değil, Zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Nasılsınız bakalım? Beni özlediniz mi? Hayır mı? Ne biçim cevap bu? Annen nasıl? Annenizi benim yerime kucaklayın. Ya bıçakla demedim, kucakla dedim, sersem çocuk. Sizi seviyorum. Birkaç gün sonra görüşürüz. Anneni ver. Alo Nur. Merhaba. Fayton bekliyorum. Işıkları mı? Tamam tamam, söndürürüm. Peki, yaparım. Evet. Evet, peki. Güle güle. Nur... Metin! Ben bakıyorum telefonu. Alo? 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 Oh, evet. Merhaba. Hayır, giyiniyordum. Sen nerelerdesin? İyi misin? İyiyim. Özledim seni. Ben de. Biraz sonra gidiyorum. Ankara'ya. Birkaç dakika sonra çıkacağım. Ya. Evet. Anlıyorum. Sen nasılsın? Berbat. Dinle. Komik. İnsanlar telefonda niçin dinlerler bilmem.
Seni görmek istiyorum. Gitmeden önce görebilir miyim? Özür dilerim. Seni evinden aramamalıydım. Bunu biliyorum ama lütfen, az vaktim var. Hiçbir şey istemiyorum aslında. Gitmek bile. Seni görmek istiyorum. İsterdim. Telefon sana mı? Evet, bana. Konuşabilir misin? Evet. Bak, bir dakika işin olsun gel. Vapur da var biraz sonra. Evi tarif edeyim. Seni bekleyeceğim. Bak, aradığın için teşekkürler. Gittiğin yerde her şeyin iyi olmasını isterim. Hepsi bu kadar. Tamam mı? Ne demek istiyorsun anlamadım. Oldu. Güle güle. Konuşman bitti mi? Onu görmeye, sadece bir dakika için olsun onu görmeye gitmek istiyorum. Onu yapamazsın, yapmamalısın. Sadece bir dakika. Dinle. Eğer gidersen her şey biter ama her şey, anladın mı? Onu görmeliyim.